Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım, Genel Sekreterimiz Ertuğrul Oruç'un açıklamalarının bir özeti anlamındaki basın bildirimizi okuyacağım. Şimdi sizlere Kahramanmaraş merkezli ve ülkemiz yüz ölçümünün %20'ini etkileyen deprem afetinin 3. haftasındayız. Deprem aslında bir felaket değildir. Yeryüzünde yaşamın devamında önemli rol oynayan bir doğa olayıdır. Depremi afete dönüştüren insanların, daha doğru bir deyişle bu politikaları belirleyen yönetimlerin doğaya uygun olmayan yerleşim, güvensiz ve denetimsiz konut politikalarıdır. İnsanlığa zarar verme potansiyeli olan bir doğa olayının afete dönüşmemesi için gereken risk ve zarar azaltma, hazırlık aşamaları ne yazık ki 24 yıl önce yaşadığımız 1999 depreminden zerre kadar ders alınmadan geçirilmiş, bir anlamda harcanmıştır. Bu ilk aşamalar için kullanılacağı söylenen deprem fonuna akan milyarlarca lira, zamanın maliye bakanlarından birisine göre bütçe açığını kapatmak için, bir diğeri tarafından da bizzat ifade edildiği gibi duble yollar, havalimanları ve sağlık harcamaları için kullanılmıştır. Sağlık harcamalarının anlamını biz hekimler çok iyi biliyoruz. Çünkü hasta garantili yap işlet devlet modeli yapılan şehir hastaneleriyle performans sisteminin ve özelleştirmenin tüm basamaklarda yaygınlaştırılması ile sağlığı ulaşılamaz hale getiren sağlık sisteminin en yakın tanığı ve mağduru hekimler ve halkımızdır. Geçmedikleri duble yollar, köprüler ve havalimanları ise halkımızı mezara götüren yollar olmuştur. Oysa yapılan hesaplamalar deprem fonunda toplanan paranın 1 milyonun üzerinde 96 metrekare konuta yeteceğini göstermektedir. Hem de dayanıklı konuta. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için organize olmakta çok geç kalınmış, askeri birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin görev almasına getirilen engeller, kış şartlarının getirdiği olumsuzluklarla birleştiğinde binlerce canın kaybına yol açmıştır. Canlı tanıklıkların ve tabip odamız adına ilk günden deprem bölgesine yetişen hekimlerin gözlemleri, bugüne kadar ülkemizde yaşanan depremlerde enkazlardan gelen yardım çığlıklarının hiç bu kadar yanıtsız bırakılmadığı yönündedir. İstanbul Tabip Odası depremin ilk gününden itibaren daha organize destek verebilmek amacıyla Hatay ve Adıyaman illeri tabip odaları ile çalışmayı hedeflemiştir. Olağanüstü tarihi ve kültürel zenginliği ile dünya mirası olan Hatay, bugün Miyamoto verilerine göre hasar oranı %41 olan sağlam bina bulmanın neredeyse mümkün olmadığı bir bölge haline gelmiştir. Toplum sağlığı merkezlerinin bile yıkıldığı bölgede ne birinci basamak ne de halk sağlığı hizmeti verilememektedir. Poliklinik hizmetleri ise bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki sahra hastanelerinde sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin desteğiyle kısmen verilmektedir. İstanbul Tabip Odası depremin ikinci gününden itibaren bölgeye ulaşma çabası içine girmiştir. Adıyaman'da kurulan 8 konteyner ile bölgede gönüllü hizmet veren çok sayıda hekime konaklama imkanı sağlanmış, kadın doğum ve diş sağlığı çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. İstanbul Tabip Odası üyesi bir hekim grubu kiralanan panelvanla yola çıkarak Hatay Samandağ'a gitmişler, bölgedeki ihtiyaçlara dönük gözlemlerini iletmişlerdir. Daha sonra İstanbul Tabip Odası aracılığıyla 17 hekim görevlendirme yazıları ve ulaşımları sağlanarak Samandağ ve Hatay'a gönderilmiştir. Halen bir kısmı dönen arkadaşlarımızın yerine rotasyonla yeni ekipler gönderme çalışmalarımız devam etmektedir. 17.2.2023 tarihinde İstanbul Tabip Odası tarafından bölgede çalışan meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarının barınma ve gereğinde sağlık hizmeti verebilmeleri için bağış kampanyası ile temin edilen 8 konteynerden 4'ü Antakya Sevgi Parkı'na, 4'ü Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesine yerleştirilmiştir. Aynı tarihte ilaç, tıbbi malzeme, boyunluk, atel, aero chamber, nebulizatör, oksijen tüpü, su tankı, hijyenik malzeme, kamp malzemeleri bir afyonla Hatay'a ulaşmıştır. Halen Antakya ve Samandağ'da İstanbul Tabip Odası tarafından temin edilen birer karavan gezici hizmet vermektedir. Türk Tabipleri Birliği kriz masasının ve İstanbul Tabip Odası sağlık ekiplerinin gözlem ve raporlamaları
Hatay'da yaşanan son iki deprem ve bu depremlerin hasarlı hastaneler ve sağlık kurumlarında yarattığı tahribatlar da dikkate alınarak gün be gün yenilenmek zorundadır. Bugün itibariyle yeni bir gelişme yaşanmamış olsa bile son iki deprem sonrasında Hatay ilinin Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde aktif ve bütünsel bir sağlık hizmeti sunan herhangi bir kamu hastanesi bulunmamaktadır. Özel hastaneler içinde aynı durum söz konusudur. 4 özel hastane devre dışı kalmış, Kadın Doğum Branş Hastanesi niteliğindeki küçük bir hastane zor koşullarda sınırlı bir sağlık hizmeti sunma çabasını sürdürmektedir. Bölgede bulunan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Adana Tabip Odalarının gözlemlerine göre bölgede birinci basamaklı halk sağlığı hizmeti hiç yoktur. Tetanos ve çocukluk çağı aşılarının yapılamaması en önemli sorunlardandır. Çöplerin toplanması yeterliye uygun değildir. Çöp toplama alanı çadır alanlarına yakındır. Bu durum enfeksiyon riskini artırmaktadır. Tuvalet ve hijyen sorunu nedeniyle dizanteri riski vardır. Çadır kentlerin beton yıkıntılarının arasında olması enfeksiyon, kaza, toza maruziyet gibi çeşitli riskler taşımaktadır. Enkaz kaldırma çalışmalarında çalışanların sadece baret kullandıkları gözlenmiştir. Asbest ve toz için N95 maske kullanılması gereklidir. Cenazeler sokakta ve morglar dışında bekletilmemelidir. Bekletilmektedir daha doğrusu. Önerimiz de bekletilmemesi yönünde tabii. Çadır zeminlerinin toprak olması bulaşıcı hastalık riskine ve soğuk maruziyetine yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı başta Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olmak üzere üyelikle meslek örgütleri, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, uluslararası yardım kuruluşları, gönüllü sağlık çalışanları ile ilişkiye geçmeli ve bölgeye yönelik sağlık hizmeti seferberliği başlatılmalıdır. 21. yüzyılda ve uzaya çıkacağını iddia eden bir iktidarın yönetiminde depremin 17. gününde çadır, hastane, su, elektrik ve tuvalet ihtiyaçları hala çözülememiş durumda ise burada sağlıktan söz edilemez. Çünkü yıllardır ısrarla söylediğimiz gibi sağlık bedenen, ruhen, sosyal, kültürel ve siyasal iyilik halidir. Depremi yaşayan bütün illerimizde ve özel olarak gözlemlediğimiz Hatay ilinde yüz binlerce insanın bedenleri, ruhları, sosyal ve kültürel geçmişleri ve gelecekleri ağır yara almış durumdadır. Bu nedenlerle sağlığa erişim ve organizasyon bozukluğu en kısa sürede düzeltilmeli, kullanılamayan hastanelerin yerine daha donanımlı sahra hastaneleri kurulmalıdır. Bölgedeki hekim ve sağlık çalışanlarının kendi isteklerine bırakılmaksızın diğer bölgelerden gelecek ekipler ile dinlenmelerine olanak tanınmalıdır. Normal çalışma düzeni kararı kaldırılmalı, gönüllülerin bölgeye gitmesi engellenmemelidir. Kronik hastaların tedavisi ve psikolojik rehabilitasyonu, gebe ve çocukların takibi ve aşılanması için hızlı hareket edilmelidir. Kanalizasyon ve atık sistemine hızla çözüm bulunmalı, salgın hastalıklar başlamadan önlenmelidir. İnsanlık tarihinde belki ilk kez ihmal ve liyakatsizlikle afeti yönetemeyenlerin, ölülerini gömme ve yaşamı sürdürme telaşındaki insanlara hakaret edebildiğine, küfür düzeyine varan hakaretler edebildiğine şahit oluyoruz. Hatay'da deprem aynı şiddetiyle devam ediyor. Enkaz altında kalıp ölenlerin sesini duymayanlara çağrımızdır. Şimdi bizim sesimizi duyun. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu.